velilerimiz İstikbal Eğitim Kurumları'nın 2014 yaz okulu çocuklarımıza anı kalacak olan ve sizlere aynı zamanda bizlere de anı olarak kalacak olan yaz okulu programımızı başlatıyoruz. Şu an yanında dahiler sınıfımız var. Dahiler sınıfımızın hepsine ben hoş geldiniz demek istiyorum teker teker. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Programımız için hazırız değil mi? Evet. Tamam. Evet, dahilerle başlayacağız. İlk önce ezgimizi alacağız. Çok güzel ezgileri var. Fırsat kaldıkça çocuklarımızdan aşırıları var. Yine onları alacağız. Ve hepimizin günlük hayatta uygulaması gereken adab duaları var. Onları da çocuklarımızdan tek tek inşallah dinleyeceğiz. Ben şimdi mikrofonu çocuklarımıza bırakıyorum. Başlatalım hocam. Yeah.
Dahiler sınıfıyla adab dualarımızı okuyacağız. Yani Peygamber Efendimiz'in günlük hayatta uyguladığı adab dualarını okuyacağız. İlk başta seninle başlayalım. Senin hangi duayı okuyacaksın bize? Tamam. Başlayalım mı? Ben şimdi hapşurdum. Ne demem gerekiyor? Benim sana ne demem gerekiyor peki? Pardon, ben karıştırdım. Ben hapşurunca elhamdülillah diyeceğim. Sonra sen bana yaramkallah diyeceksin. Sonra? Siz de bana yetkinlik. Tamam, biz biraz karıştırdık ama ilk sıralamayı doğru okuduk. Peki, sen de niye okuyacağız? Selamı okuyacağım. Tamam. Selamünaleyküm, selam diye selamlaşırız. Çok güzel. Senle niye okuyacağız? Kelime-i şehadet. Beraber söyleyelim istersen. İmanın şartı. Hocam kesin. İmanın birinci şartı kelime-i şehadet getirmektir. Eşhedü en la ilahe illallah. Beşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Teşekkür ediyorum. Seni de şöyle alalım. İftar orucumuzu açarken Allahümme lekesimtü ve fikamentü ve aleyke tevekkaltü ve alâzıs iki iftarçı duasını okuruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Elbise giyerken bu duayı okuruz. Kalp bana elbise giydiren ve tarafından güç ve kuvvet harcamaksızın beni onunla kısıtlandıran Allah içindir. Çok güzel, sana da teşekkür ederim. Evet Ahmet, gel bakalım. Sen ne okuyacağız? Elimden çıkarken duvar. Hadi o zaman, beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ediyorum sana da. Mustafa, şöyle gel bakalım yanıma. Evet, sen ne okuyacağız? Eve girerken eve girmeden önce. Tamam, okuyalım. Eve girerken her zaman bu duayı okumalıyım. Neydi? Eğer bütün mantıları davetini sevme hala. Unuttum. Ama hatırladım. Geç bakalım, teşekkür ederim. Gel bakalım. Sen ne okuyacaksın? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü cennet adam söyledir. Çok güzel, teşekkür ederim. Evet, Hasan Bey. Peygamber Efendimiz böyle selavat getirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, inşallah selavatı ulaşmıştır Efendimiz'e. Tuvalete girmeden önce hep şu duayı okuruz. Kufraneke elhamdülillahi esnebe annemden ve afane. Teşekkür ediyorum. Tuvalete girmeden önce hep bu duayı okuruz. Allahümme inni eûzu bike minel hubsi ve labais. Evet, sana da teşekkür ederim. Sen ne okuyacaksın? Mutlu yardım olalım mı? Rabbena ve ileykel mesir.
nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha ha mektesebet Rabbena la tü'ü hidna innesina ev ehtetana Rabbena ve la tehmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min qablina Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih ve vafu anna vafir lena ve verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiri sallallahu. Sevgili velilerimiz şu anda karşımızda akıl kütlesi sınıfındayız. Onlar var. Hepsi tek tek 40 hadis-i şerifi okuyacaklar. Biliyorsunuz yaz okulumuzda ağırlıklı olarak manevi eğitimimiz var ve bunun bir parçası bölümü de 40 hadis. İsterseniz öğrencilerimizden hemen hadis-i şeriflerimizi dinlemeye başlayalım. İslam güzel ahlaktır. Müslüman, Müslümanın kardeştir. Mütahsiyle de her Müslümanın farzıdır.
Seyyidina Muhammedin'in ne?
yanımda Yağmur Damlaları sınıf öğrencilerimiz var. Onlardan da güzel bir ezgi alacağız ve ardından da inşallah Rabbimizin en güzel isimleri olan 99 Esma-i Hüsna'yı alacağız. En musab bir şekilde özellikleri ele gaffar daima fizi başlayacak. El kahar kahredici, el vahhab karşılıksız veren, el razak razıklandıran,
Elbette hayır, iyilik kaplarını açan el, alim hakkı ilem. El kabız canlar ruhunu alan, elbasis rızkı genişleten, el hafız alçaltan, zilleti düşüren, el rafi yücelten, el müz izzet ve şeref veren. El müz değersiz kılan, esnemi her şeyi işten, el bastır her şeyi gören, el hakem her şeyi hükmeden, el adım mutlak adalet sahibi. Esegül Azili çok mukavvet vereni, el Ali yeğen yüce nurlu, el kebir büyük kulu olan, el havuz koruyup gözeteni, ruhlar ve bedenlerin gıdasını yarar. El asip kullarını hesaba çeken, el celil azamet sahibi, el kerim çok cömert olan, el ragıp gözetleyip kontrol eden, el mücip dualara karşılık veren. El vasi ilmi ve merhametine her şeyi kuşatan, el hakim hikmet sahibi, el vedud, çok seven, çok sevilen, el mecid, şanlı ve şerefli, el vasi elçiler gönderen. El seyit her şeyi tanıtan, el hak uluhiyeti gerçek olan, el vekil güvenilip dayanılan, el kavi her şeye gücü yeten, el metin her şeye kudreti yeten. El veli yardımcı ve dost, el hamid övülmeye layık, el muhsi bütün ayrıntılarıyla bilen, el mübdi ilkini yaratan, el müiz tekrar yaratan. El Mecid şanlı şerefli. Yanlış yerden aldım. El Mecid şanlı şerefli. El Vahid El Vahid bir tek olan. El Samet muhtaç olmayan. El Kerim bir tek olan. El Muktedir her şeye muktedir. El Mukaddim öne alan. El Mahir geriye bırakan. El Evvel varlığının başlangıcı olmayan. El Ahir varlığının sonu olmayan. El Zahir vardığı aşikar olan. Peygamberimizin yazdığı mektup. Selamünaleyküm ya Resulullah. Seni severim, sana saygı gösteririm ya Resulullah. Senin gibisini göremiyorum, senin kadar akıllısını bulamıyorum. Ya Resulullah, ya Resulullah. Sen her şeyden var olansın. Sen her şeyden eminsin ya Resulullah. Ya Resulullah, seni çok seviyorum canım peygamber. Allah'ım senden nesildir ama. Değerli velilerimiz, şimdi de Sufiler sınıfındayız. İnşallah onlardan da çok güzel etkinliklerimiz var. Onları alacağız. Ama ilk etkinliğimiz farkındalık eğitimi dediğimiz ve 2 senedir uygulamaya geçirmeye çalıştığımız hızlı okuma mental aritmetikten örnekler alacağız. Daha sonrasında da manevi eğitimden gene bildiğiniz üzere ezgilerimiz, şiirlerimiz, aşırlarımız okumaya devam edecek. Evet, şimdi yapacağımız egzersizin amacı kısa sürede kelimeleri doğru algılamamızı sağlayacak. Sınavlarda genellikle ulaşılmıştır kelimesini ulaşılmamıştır olarak algılarız. Bu da sınavlarda bizlerin kelimeleri yanlış algılaması, doğru anlamasını sağlayacak bu egzersizimiz. Şimdi hep beraber yapalım. Bu egzersizin içerisinde beliren kutularda herhangi birine tıkladığınızda bir kelime görülecek ve ekrandan kaybolacak. Kutu üzerinde biraz önce gördüğümüz kelimeyi yazabilmeniz için bir metin alanı oluşacak. Hemen hatırlayıp söyleyeceksiniz bana. Başlıyoruz. Tas. Doğru. Hocam yanlış yazdınız. Hocam ilgili yazdınız. Uz. Hocam yine yanlış yazdınız. Hocam yazdım. Batı. Hocam ama bilgisayar bastı. Bu da yanlış çıkıyor. Tuşlarda bir sorun var. Uçak.
ne şükürlerden yapalım bakalım. Lüks! Şişe! Şişe! Yanlış yazdım. Şişe yanlış yazdım. Evet hocam, şişe. Bilgisayarda tuşlara basıyor. Basılmıyor sanırım. Bilgisayar takılı. Evet. Takılı. Takılı. Hocam 3 tane yanlışımız var. Bu egzersizin amacı göze hız kazandırmak ve satır satır okumayı sağlamak. Hep beraber bak.